yapı mekiği almış bir kelime soruyoruz. Gelsin bakalım. Farsça kökenlisi dideban olan sözcüğün Türkçe karşılığı. Harf alayım. Buyurun. Ö. Dideban. Dideban hiç yok. Yok. Harf alın bir tane daha. Bir harf daha alayım. Ü. Harf alayım. Bir harf daha aldık, bileceğiz zaten şimdi. Görgü. Değil. Kulelerde olur bunlar. Böyle bakarlar. Gelen var mı diye. Gözcü. Gözcü, doğru cevap. Efendim, beş harfli bir başka kelimemizin sorusu geliyor. Fransızca kökenli, inanır mısınız? Bir kuruluşun sembolü sayılacak genellikle küçük olan metal nesne. Böyle bir çıkar. Genelde böyle cekete takarız. Böyle buraya takarız böyle. Ne takarız buraya? Dilimin ucunda ama çıkmıyor. Okulda üniformaların üstüne işlenir. Harf alın. Harf alayım. İhtiyacımız var gibi. Evet. Yok, çıkmayacak. Harf alayım. Peki alın. Evet. Gülün İngilizcesini biliyor musunuz? Maalesef. Onu da İngilizcem yok. Onu da, yo, onu kesin duymuşsunuzdur. Peki nereden gidelim? Efendim, bu vereceğim ipucu oluyor mu acaba? Üzüm suyunun bir rengi vardır. Pembe gibi. Ona pembe demezler de bir şey derler. Harf alın, harf. Harf alayım. Süre gidiyor. Evet. Rozet. Rozet. Kerem Bey, rozet. Bin dereden su getirdik vallahi. Rozet ya. Rozet efendim ya. Altı harflilerdeyiz efendim. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Arapça kökenli bir zarfmış. Gel bakalım soruya bak sen. Çok, daha çok anlamında kullanılan Arapça kökenli zarf. Fazla değil. Yemekten aşırı. Sonra işte denir, aa nokta nokta olsun. Afiyet. Misafirliklerde denir. Afiyet olsun. Misafir olan diyor. Elinize sağlık der misafir. Aslında evet, onu da der. Harf alayım. Harf aldık. Z. Ziyade. Ziyade, doğru cevap. Efendim, altı harfli bir başka kelimemiz var. Gelsin bakalım. Kerem Bey, bunu bileceğiz. Laps diye durdurabilirsiniz. Vücudu gelişmiş, iri kimse. Semih arkadaşımız nasıl biraz? İri yapılı. İri. Diğeri? Yapılı. Yapılı, doğru cevap. Benden de örnek verebilirdiniz ona. İşte ben, siz şimdi kendinizi kikirik sanıyorsanız diye düşündüm. Onu sanamıyorum ben. Cümle içinde kullandım sevgili izleyenler. Şimdi efendim, yedi harflilerdeyiz. Mastar eki almış bir sözcük soruyoruz. Tamam. Bunu böyle kullanıyor muyuz ya gerçekten? Gelsin bakalım. Eyvah. Aklı başına gelip gerçeği görmek. Anlamak. Gibi bir şey. Argo'da bu ama. Argo'da. Böyle bayıldınız. Ne oldu sonra? Ayılmak. Heh, onu argomuş gibi söylerseniz. Bu işe nokta nokta ol. Ayık. Heh, şimdi sonuna mastar ekleyin. Ayıkma. Ayık. Ayıkmak. Ayıkmak, doğru cevap. Berbat bir kelime. Hakikaten hiç gelmez daha. Gelmezdi değil İpucu mi? İpucu olmasa çıkaramazdım. İpucu ben değil, ben zaten bayağı ip, halat, makara, hepsi ne varsa verdim vallahi.